Evet sevgili izleyenler, şu an Tasavvuf Müzik Hissi ve Kültürünü Tanıtma Yaşatma Derneği yanımızda. Seyit Bey, evet. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Çok böyle hoş bir mekana geldik. Hiç beklemediğimiz kadar güzel, huzur dolu bir mekana geldik. Kaç yıldır varız? Şöyle bir geçmişinden, geleceğinden biraz bahsedersek. 30 yıl civarında şayetleri bu çalışmalar var. Fakat dernek olarak amatörce devam ediyordu. 2002 yılında derneğimizin kuruluş aşamasını gerçekleştirdik. 2002 yılından beri dernek çatısı altında burada bu mekanda tasavvuf müzikisi, kültürünü gençlerimize, çevremize tanıtmak, sevdirmek, yaşamak, yaşatmak amacıyla bu derneği kurduk. 2002 yılından beri bu çalışmalarımız devam ediyor. 12 senedir. Aşağı yukarı 12 seneden beri devam ediyor. Siz de derneğimizin başkanısınız. Dernek başkanıyız. Aynı amaç uğruna birleşen derneklerle federasyon oluşturduk. Mesela aynı kültürü yaşatmaya çalışan İstanbul Bağcılar, bizim genel merkezimiz orada. Bağcılar Türk Tasavvuf Müzikisi Derneği. Adapazarı Merkezi ve Adapazarı Tasavvuf Müzikisi Derneği. Buradaki derneğimiz Arifiye'de, Düzce'de, Amasya'da bu dernekleri bir araya getirerek federasyon oluştuk. 2013 yılında federasyon oluştuk. Tasavvuf Müzikisi Dernekleri Federasyonu olarak federasyon çatısı altında bu çalışmalar devam ediyor. Bir olalım dedik. Hep beraber yapalım bu işi dedik. Birlikte daha güzel günlere, daha iyi bir çalışmalara adım atmak için federasyon olarak çalışmalar devam etmekte. Çatımızın altında ne tür etkinlikler yapıyoruz? Burada çatımızın altında tasavvuf musikesi, enstrüman kursları, dersleri vermekteyiz. İşte burada görüyorsunuz arkadaşlarımız derneğimizde yetişen kanuni, keman, ney, solfej, ritim dersleri vermekteyiz. Aynı zamanda biraz sonra programda icra edeceğiz. Semazenler var. Onları burada yetiştirmekteyiz. Sema dersleri vermekteyiz. Bu derslerimize herkes katılabilir. Herhangi bir ücret talebimiz yok. Sadece biz davet ediyor. Buyursunlar, gelsinler, yerimizi görsünler. Çalışmalarımıza katılsınlar. Çocuklarını gönül rahatlığıyla bizlere emanet etsinler. Onları da bu ortamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki. Hemen yanımıza da dönelim misafirimize. Evet. Merhaba, sizi de tanıyalım. Evet. İsmim Murat Yozgat. Fransa Strasbourg şehrinden geliyorum. Tekrar derneğimizin 4 tane şubesi var Avrupa'da. Bir tanesi de Strasbourg. Frankfurt, Strasbourg, Mannheim ve Valence şehri. Fransa'nın Valence şehrinde var. Fransa'da iki derneğimiz mi var? Fransa'da iki derneğimiz, Almanya'da iki derneğimiz var şu an. Avrupa'da dört derneğimiz var diyebiliriz. Tek der çatısı altında. Evet. Siz de Fransa'daki derneğimizin başkanısınız. Evet. Peki Fransa'daki derneğimizde aynı tarz etkinlikler mi yapıyoruz? Daha farklı etkinliklerimiz var mı? Etkinliklerimiz hemen hemen aynı ama biraz daha kısır tabii ki bizim etkinliklerimiz. Burası kadar kapsamlı değil. Hem mekan açısından hem hocalar açısından solfej, müziki dersleri gibi derslerimizde tabii ki biraz daha kısırlık var bizim orada. Peki Fransa'da da semazen derslerimiz, tabii semazenlerimiz var mı? Şu an toplamda 6 tane Almanya'da semazenimiz ve 5 tane Fransa'da semazenimiz var. Yeni başlattık. Tabii ki senede bir veya da iki kere gençlerimizle bazen buraya gelmeye çalışıyoruz. Buradan abilerimizden nasiplenmeye çalışıyoruz onların tecrübesinden. Fransa'daki derneğimiz kaç yılından beri faaliyette? 99 yılından beri resmi olarak faaliyette Strasbourg derneğimiz. Ama evvelinde 97'de açılmış Frankfurt derneğimiz var. Peki orada da gösterilerimizi yaptık mı? Hiç misafir ağırladık mı? Bu akşam burada misafirlerimiz olacak. Fransa'da da etkinliklerimiz oldu mu gösteri? Fransa'da anlamında etkinliklerimiz var. Ne yazık ki bizim halkımızın pek etki alanı değil veyahut da bizim halkımızın göz ardı ettiği bir alan, tasavvuf müzikisi alanı. Genellikle Fransız kardeşlerimizi davet ediyoruz. Hem dışarıda hem derneğimizin içinde tabii ki faaliyetlerimiz var. İlgi alaka nasıl? Fransız halkından. Fransız halkında muhteşem. Bizim Türklere nazaran daha yüksek. Hatta Osman abimizle, Mannheim Dernek Başkanımızla müşterek programlar yapıyoruz dışarıda. Mannheim'a 7 kilometre uzaklıkta Schwetzingen diye bir şehrimiz var. Orada senede bir kere müzik festivali var. 110 bin kişinin ziyaret ettiği, orada ritüel olarak çıkmaya başladık. İkinci ayağını yaptık bu sene.
Geçen sene çok bereketlendi bu husus. Çünkü müzik dalında biraz ilerledik. Şanlı. Efendim. Aynı zamanda semazenlerimiz de bayağı ilerledi. İlk semazenimizi burada yetiştirdik. Ondan sonra Almanya'da o öğrenci yetiştirdi. Zaten malumunuz tasavvuf müzikisindeki usul de odur. Öğrendiğini iletmek. Efendim. Şu an Fransa'da da ritüel olarak, Strasbourg'da ritüel olarak ilahi gruplar festivali var. Dünyanın dört bir yanından ekipler getiriyorlar her sene. Ve geçen sene Mayıs'ta ilk ayağı olmuştu. Bizi de davet etmişlerdi. Ondan önceki sene Ahmet Özhan abimiz ve ekibini davet etmişlerdi. Bizim ekibi yetiştikten sonra geçen sene bizim ekibi davet ettiler. Bu sene de 11. ayda aynısını yapacaklar. Peki genç böyle yeni yetişen kardeşlerimizde hiç oranın halkı, Fransız halkından talep var mı? Biz de semazen olmak istiyoruz gibi gelip soranlar, edenler oluyor mu? Aslında ne yazık ki şu an daha Fransız arkadaşlarımızın genç boyutuna daha inemedik. Ama belirli bir olgunluğa gelmiş, 50 yaşlarına gelmiş kardeşlerimiz daimi olarak derneğimize geliyorlar. Harika. Efendim, kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki derneğimizin, Fransa'daki derneğimizin çatısı altında kaç üyemiz var diyebiliriz aşağı yukarı? Resmi üye olarak 30 üyemiz var. Ama programlarımız genellikle bayağı kalabalık oluyor. 80 ila 90 kişi arasında geliyor derneğimize. Programlarımızı ne sıklıkla yapıyoruz? Çarşamba ve cumartesi günleri. Haftada iki kere. Harika. Haftada iki kere yapıyoruz. Eski yerimiz mekan olarak biraz daha geniş olduğundan, herkese açık olduğundan bayağı kalabalık oluyordu. Şu an Mannheim derneğimiz 400 metrekarenin üzerinde. Büyük programlar olursa dernek bünyesinde genellikle oraya almaya çalışıyoruz. Aranız için mesafe olarak çok fazla değil zaten. 150 kilometre de Avrupa'da 150 kilometre pek uzun bir mesafe değil. Evet. Hemen misafirimize dönelim. Konsey Başkanımız, sizi de tanıyalım. Arkadaşların isimlendirmesi, biz yalnız buranın, bu alanın, gençliğin, efendim biz imamız aynı zamanda cemaatimizin hizmetçisiyiz yani. İsminizi de bahşedersiniz. Adil Yıldız, 27 yıllık imamım Akyazı çevresinde. 27 yıl sonra Karapürçek'te 6. görev yerinde efendim bulunmaktayım. Efendim Murat Bey'in de Fransa Strasbourg Dernek Başkanımızın da buyurduğu gibi kültürel alanda, efendim milli bilinç alanında gençlerimize neler verebiliriz, nasıl onları kazanabiliriz? Efendim haberleri izliyorsunuz. Yeni bir moda çıktı, felaket, bonsai. Evet. Efendim bonsai'den ölen, uyuşturucuya kendini veren, artık ilkokula kadar inmiş, böyle bir felaket. Çok fazla oralara girmiyorum. Bu kardeşlerimiz için, yavrularımız için neler yapabiliriz ülke içinde, ülke dışında diyerek adım attık. Efendim hocamızın da selamını getirdik. Ayağımızın tozuyla Amasya'dan yeni geldik. Oradaki derneğimizde kültürel çalışmalardan sonra efendim hocamızın da selamını buradan misafirlere ve tüm izleyicilere aktarmış oluyorum. Ahmet Albay hocamız. Onun kendisi o çalışmalar için yine Amasya'da bulunuyor. Kendisi yeni gitti. Biz geldik. Bu program için geldik. 30'a yakın yabancı ülkeden 100'ü aşkın akademisyen, öğretim üyesi, öğrenciler gelecek. Geçen yıl 9 Avrupa Birliği ülkesinden gelmişti. Bununla beraber 60'a yakın, 6 yılda 60'a yakın yabancı ülke misafiri ağırlamış oluyoruz. Efendim son geçen yıl giden valimiz efendim Mustafa Büyük Bey'in dahliyle 16 Körfez ülke büyükelçilerini ağırladık. Maslahat güzeller, iş adamlarını ağırladık. Efendim bu da son dönemlerin en büyük bir katılımlı yabancılar alanında katılımlı programları oluyor. Efendim elhamdülillah tekler böyle şeylere imza attı. Sizlerin de aracılığınızda Rumeli TV'ye, Sakarya Çark basınına çok teşekkür ediyoruz. Efendim kısaca benim diyeceğim bunlar. Bir kaç senedir de bu derneğimiz burada faaliyette? Burada fiziki olarak efendim mekan olarak 7 yıldan beri mekan olarak program yapmaktayız. Eğitim alanında,
efendim hem dini hem milli bilince gençlerimizi erdirmek için çalışıyoruz. Yalnız bir musikiyle bırakmıyoruz onları. Bayrağı tanıtıyoruz, vatanı tanıtıyoruz. Besmele'yi öğretiyoruz. Dinini, diyanetini, anaya babaya saygıyı. Yani değerlerimiz nelerdi? Onları vermeye çalışıyoruz. Son bu Ramazan'a özür diliyorum. Unuturum diye hemen araya aldım. Son Ramazan'da 15 tane Fransa'dan gelen ufak yavrular. Minik kardeşlerimiz. Minik kardeşlerimiz geldi. Onları hem dini hem milli efendim bilinç öğrettik yani. Bir ayda ne kadar olabilirse Ramazan'da. En azından tanıdık, camiyi tanıttık, bu kültürü tanıttık, ilahi söylettirdik. Efendim yabancı oldukları, orası Fransa doğumlu olduklarından dolayı yabancı oldukları ama aslında bizim olan değerleri vermeye çalıştık bir ayda. Ve çok memnun olarak gittiler. Aileler de destekliyor dualarıyla en azından. Her zaman karşımıza çıkan, sizin aracınızda da söylüyoruz, ekonomik sıkıntı. Her zaman karşımıza çıkan olay bu yani. Ondan dolayı çok istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Projeler var, onları yapamıyoruz. 6-7 yıldan beri burası açık ama eksiklerimiz hala bitmemiştir. Yalnız bir hesap çıkardık, merak ettik. Efendim 7 yılda Tekder Kongre Kültür Merkezi'nde efendim ortalama yalnız çay masrafımız 25 bin liralık bir fatura önümüze çıktı. Böyle bir gider var. Bu yakınmıyoruz efendim. Bu bir sirkülasyonu gösteriyor. İnsan giriş çıkışını gösteriyor. 1000 kişi yatılı burada ağırladık 7 yıldan beri ve 50 bine yakın insan sirkülasyonu oldu burada ve 150'yi aşkın da akademisyen ağırladık. Yerli ve yabancı. Yani bizzat sohbet etti, ders yaptı, seminer yaptı ve birkaç da projemiz kabul edildi. Bize ekonomik onun bir dönüşü olmadı ama en azından bir hareket olmuş oldu. Eğitim noktasında bize faydası oldu. Bir iki Konya gezisi yaptık. Bu proje kapsamı İçişleri Bakanlığı'na kabul ettirdiğimiz projede, Gençlik Spor Bakanlığı'na kabul ettiğimiz projede ve şimdi Almanya Frankfurt Derneğimize buradan kabul ettirdiğimiz bir proje Avrupa Fonu'ndan 70 tane yabancıyı yani Avrupalıyı Türkiye'ye getirip misafir edeceğiz. Kültürel gezi yaptıracağız. Bu proje uygulama aşamasındayız. Şimdi oradaki ayaklığında birkaç cümle Almanya Mannheim Derneğimizin başkanı. Hemen. Yine Fransa Valans Derneğimizin başkanı. Murat Bey. Murat Bey'le konuştuk. Sizi de böyle alalım. Bu tarafa alalım. Evet. Ben kendilerine hem hoş geldiniz diyorum. Mikrofonu size bırakıyorum. Sizi de tanıyalım. Yusuf Ziya Fındık. Fransa Valans kurucularındanım. Murat Bey'le konuşurken biraz sohbet ettik. Fransa'da iki derneğimiz var, evet. Almanya'da iki derneğimiz var dedi. Evet, siz de Fransa'daki diğer ikinci derneğimizde. Dört yıl oldu kurulalı arkadaşlarım beraber. Aşağı yukarı 30 üyemiz var. Aynı Murat abi dediği gibi çarşamba ve cumartesi günleri toplanıyoruz. Bayağı kalabalık oluyor. Gençlerimiz de aşağı geliyor. Aşağı yukarı kalabalıklık? Kalabalıklık minimum 15-20, maksimum 40-50'ye kadar oluyor. Haftada iki kez? Haftada iki kez. Cumartesi daha çoğunluğu çünkü hafta içi çalıştığımız için. Peki sizde de minik öğrencilerimiz, minik kardeşlerimiz? İşte hocamın dediği minik kardeşlerimiz bizim şehirden geldi de buraya. 15 arkadaş, minik kardeşlerimiz, yeğenlerimiz. Biz de geldiğimizde onları burada uğurladık. Babaları da geldi. Çok memnun kaldılar. Değişik bir ortam onlar için. Sevindiler ve bir dahaki seneye de tekrar gelmek istediler. Siz peki 4 yıl çerçevesinde 4 yıldır orada görev yapıyorsunuz. 4 yıl önce kurdunuz derneği. Ne kadar etkinlik yaptınız? Her yıl böyle büyük bir etkinlik yapmaya çalışıyor musunuz? Toplu bir etkinlik yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Murat abilerin sayesinde geldiler. Bizim başka bir şehirde her sene Türkiye'den olsun, yurt içinden çağırıyorlar. Son senede bizi çağırdılar. Güzel ve çok memnun kaldılar. Bir daha çağırmayı da düşündüler. Peki sizin oradaki derneğimiz için söylüyorum. Yöre halkının, Fransız halkının ilgi alakası, gelenlerin tepkisi nasıl? Bizim aynı Murat abilerindeki aynı sıkıntılar bizde de var. Milletimize pek yoğun talep yok. Ne yazık ki veremiyoruz istediklerimizi. Ama yabancılar olsun, onlar da daha çok ilgileniyorlar. Evet. Bu arada sizi de tanıyalım, sizi de böyle alalım. İsmim Osman.
Bu Frankfurt'taki ilk derneğin kurucularındanım kendim. Yaklaşık Adil Hocam'ı 1994-95 yıllarında tanıdım. 2000 yıllarında ilk derneğimizi Frankfurt'ta açtım. Önceden Frankfurt çevresinde oturuyordum. Peki Avrupa'daki ilk derneğimiz ilk dernek Frankfurt'ta açıldı. İlk kurucularından bir tanesi de benim. O Frankfurt Derneği'nin. Onun akabinde oradaki faaliyetler devam ederken Heidelberg, Mannheim çevresine taşındım. Akabinde Fransız Strasbourg Derneği'ni açtık. Onun akabinde Valens açıldı. En son maalesef Mannheim Derneği'ni açtık. Fakat şu andaki açmış olduğumuz dernek 430 metrekare. Evet. Biliyorsunuz Mannheim'de yaklaşık 35 bin Türk var. Çevresiyle beraber 50-60 bine çıkıyordu. Yaklaşık Mannheim bana 7 kilometre, Mannheim 10 kilometre, Heidelberg 7 kilometre. İkisinin arasındayım. Evet. İkisinin iki şehirde de yaklaşık bir 50-60 bin Türk nüfusu var. Buradaki etkinlikler genelde fazla oluyor. Fuar açılışları, diller arası diyaloglar. Mesela bizim oturduğumuz şehirde Schwetzingen'de büyük bir Schloss var Almanlara ait. Bunun içerisinde Almanların yapmış olduğu bir cami var. Tabii kıblesi falan değişik, minareli. Onların senede 200 sefer festivaller oluyor. Müzik festivalleri oluyor, kültür festivalleri oluyor. Biz de bunlara bir cemaat olarak katılıyoruz. Kültür faaliyetlerimizi onlara göstererek icra ediyoruz. Güzel şeyler oluyor. Fakat dediğimiz gibi arkadaşlar da az önce söylediler, bizim Türklerden fazla talep yok ama onlar da bizlerle iftar ediyor bu etkinlikleri yaşattığımız için Avrupa'nın göbeğinde. Peki Alman ya da Alman vatandaşların tepkileri nasıl? Yaklaşımları, hoşgörüyle karşılıyorlar. İlgiyle izliyorlar. Fakat fazla talep yok. Fransızlar biraz daha kültüre ağırlık veriyor. Biz Fransa'da da beraber arkadaşlarla programlara çıkıyoruz. Çok büyük programlar olursa kalabalık gidiyoruz. Fransa, Frankfurt dernekleri birleşerek programa çıkıyoruz. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grupla, komple ekibimizle gidiyoruz. En büyük semazenimiz 21 yaşında. Benim oğlum olur kendisi. Kaç yıldır semazenlik yapıyor? 13 yaşında başladı. Burada başladı. Öğrenimini burada aldı. Almanya'da ilk semazen olarak kendisiydi. Şu anda talebeleri de onun himayesi altında. O yetiştiriyor talebeleri. Aynı zamanda enstrümanlar da dersleri de veriyoruz. Kendisi ut çalıyor. Kızım var 14 yaşında. O da kanun çalıyor. Grubun içinde onlar da var. Bir ne herhalde? Neyimiz eksik grupta? Hepsi var grupta. Yok, ailede. Ailede yok. Direkt adam bahsediyor. Şu andaki çocuk var. İkisi de elhamdülillah maşallah, enstrümanları maşallah da var. Oğlum aynı zamanda semazen hocası ve semazenlerin başında kendisi. Bu tür faaliyetlerimiz devam ediyor Avrupa'da. Burada da tabii Türkiye'deki derneğimizle de sık sık paslaşıyorsunuz beraber. Tabii. Her zaman. Gerektiğinde buradan da ekip getirebiliyoruz. Evet. Bu akşam özel bir durumumuz var. Misafirlerimiz olacak. Ondan da biraz bahsedelim izleyenlerimize. Ben de yeni duydum. İki haftalık izine gelmiştim. Nasip oldu. Biz de göreceğiz. Evet. Yabancı misafirlerimiz gelecek evet, bu akşam. Daha önceden gelmişlerdi. Duymuştuk. Videolarını falan seyrettik. Fakat canlı olarak ilk defa ben de burada göreceğim. Peki çok teşekkür ederiz sohbet için. Oradaki etkinliklerinizin devamını diliyoruz inşallah tüm başarılarla. Siz de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Merhaba, sizi merhaba, tanımak istiyoruz. İsmim Oğuz. Burada hanemde olarak görevliyim. Tasam musikisinde işte ilahi söylüyoruz tekrar adını. Evet. Oğuz Bey hanemde solist anlamında. Evet, solist yani ilahileri icra eden, aynı şekilde ilahileri söyleyen kişidir. Sazenleri de aynı şekilde sazları icra ederek. Peki arkadaşlarınızı şöyle bir tanıtsanız, Udi, Neyzen diye bizi bilgilendirseniz. Tamam. İstanbul'dan arkadaşımız Ramazan'dı. Neyzenimiz Metin hocamız. Aynı şekilde. Keman'da Seyit. Aynı şekilde. Abimiz de hem bendir hem de hanende olarak görevlidir. Hem abimiz hanende hem de? Bendir. Bendir. Bendir çalışıdır. Tef de zillisine söylenir. Normalde. Peki tefimiz var mı grubumuzda? Tef yok. Halkalı. Arkasında halkalı olan şeyimiz var. Yani benderimiz var. Ama şu an burada yok. O da merkezimizde çarşamba akşamları yaptığımız programlarımızda kullanıyoruz. O da orada kullanıyoruz. Yani. Peki musiki grubunda
genelde bu enstrümanlarımız var. Evet, bunların haricinde genelde enstrümanımız yok herhalde. Var bir tane daha udumuz var, udiğimiz var. Şu an o da bakımda olduğu için kendisi burada arkadaşımız. Ancak yani udu olmadığı için hanende olarak ayrıyeten katılacak. Genelde musiki gruplarında olacak enstrümanlarımız bunlar. Bunlar, evet, bunlar. Genel eksik veya fazlamız pek olmuyor. Yok, evet, genelde bunlar kullanıyor. Peki musiki dalında en göze çarpan, ilk akla gelen ney? Ney. Neyin evet, özel bir sesi? Bendirdir, evet. Bendir. Genelde ikisi sadece tek başına solo dediğimiz sadece bendirle, evet, neyle evet, icra edebiliyoruz. Evet, edebiliyoruz. Evet. Peki siz genelde ilahiler söylüyorsunuz. İlahi söylüyorum. Ayrıca ney de üflüyorum ben aynı şekilde. Neyzen. Şu an kendim geliştirme aşamasındayım. Ben şu an inşallah ileriki zamanlarda neyzen olarak çıkacağım. Hem halinde hem neyzen olarak da devam edeceğiz. Ne çok özel bir müzik aleti tabii. Evet, yani bambaşka. Şeker kamışından mı yapıldı, pancar kamışı mıydı neyin yapılması? Onu ben de tam hatırlamıyorum. Şu an ne söylersem yalan olur. İnşallah ileriki zamanlarda. Peki ne için genelde üfleriz derler? Ne üflemek derler? Onun özel bir durumu var mıdır? Neden üflenir? Neyi üflemek derler? Neyi çalmak demezler? Neyi üflemek yani? Çalmaktan ziyade üflemek yani. İçinizdeki duyguyu dışarıya vermek. Aslında bunu neydi bir... Evet, aslında. Evet. Neydi normalde insan gibi canlıyken dalından kopartılır. Şu an mesela, alamadılar yani. Evet. Evet. Sizi şöyle biraz ön tarafa alayım. Evet. Arkadaşlarımıza rahatsızlık vermeden misafirlerimiz gelecekler. Evet, ben de yavaş yavaş ben de müsaade isteyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür kolay ederim. Gelsin. Çok sağ olun.